Trabzonspor Basel deplasmanında ilk maçı 1-0 kazandı temsilcimiz. İkinci mücadelede de mümkünse bir galibiyetle turu geçmek hakikaten çok güzel olacaktır. Bir Trabzonspor'un muhtemel 11'ine bakalım. Ordo Mavili takım nasıl bir ekiple sahada olabilir? Bunun üzerine konuşmamız şart. Kalede Uğurcan'ı bekliyoruz. Savunmada Perez, Dens ve Lugo Larsen, Siopis Gbamin, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet orta alanı tamamlayan parçalar. İleride Maxi Gomez'i bekliyoruz. Trabzonspor'un kadrosu bu. Larsen geçen maçta skor üretmişti ama sağ bek olarak başlamıştı. Eren'in yerine onu düşünüyor Abdullah Hoca. Sol bekte hemen dikkatimizi çeken bir durum ama Eren'in de başlaması tabii ki bir sürpriz olmayacaktır. Benim hocam dikkatimi çeken bir diğer durum orta alanda Bakasetas'ın arkasında Siopis ve Gbamin'i hocanın görevlendirmeye sıcak bakıyor oluşu. İlk maçta Doğucan vardı galiba. Evet, Doğucan vardı. Doğucan vardı. Bu kez Gbamin ve Siopis'i Bakasetas'la beraber kullanacak gibi görünüyor. Bu savunma güvenliği açısından yapacağı bir tercih mi? Şimdi tercihler her zaman maçlara göre değişebilir. Sahaya göre değişebilir. Takımın durumuna göre, rakibin durumuna göre değişir. Ve aynı zamanda da skorun avantajı ve dezavantajına göre teknik adamlar bir iki tane ufak tercihlerle oynayabilirler. Bu gayet doğaldır. Bunlarla beraber mühim olan takımın turu iki bacaklı maçlar olduğu için ikinci maçtaki oynayacağı bir kadro yapısını nasıl ne şekilde oynaması gerekecek. Onun bir aslında o maç başlar başlamaz biz bunu hissedeceğiz. Yani oyunu daha çok Trabzonspor ben büyük bir ihtimalle daha tedbirli bir oyun oynayacağını ve ikinci bölgeyle birinci bölge arasında daha iyi sıkışan ve de almış olduğu çıkaracağı toplarla da iyi bir kontratak veyahut da defansın arkasına sızabilecek bir oyun planı geliştireceğini düşünüyorum. Tabii bu oyunun gidişatını dakikalar ilerledikçe ve skorun denge durumuna göre de bakarak da oyun içerisindeki dizilişler, oyun içerisindeki tercihler de çok farklı gösterebilir. Daha sonra da tabii oyun gidişatında takımın gücü, hangi takımın gücü, kime ne kadar nasıl bir domine edecek oyunu onu görmek gerekecek. Ve burada da ilk maçtaki oyunculara baktığımız zaman da Doğucan doğru bir karardı. İyi de oynadı. Arkasından Larsen'in oynadığı ve de attığı gol önemliydi. Belki de bu şekilde devam edebilir ama ben açıkçası da Larsen'i daha farklı da düşünüyor olabilir hoca diye. Yani biz muhtemel 11 diye bakıyoruz ama daha farklı bir şey de çıkabilir karşımıza. Dolayısıyla da her zaman için biz şundan yana teknik adamların tercihleri, ilk 11'leri doğru 11'dir. Onlarla beraber yaşarlar, onlarla beraber düşünürler. Dolayısıyla da bekleyeceğiz bakalım nasıl bir 11'le çıkacak hocam. Eğer kadro bu olursa Gökhan Hocam size nasıl bir oyun oynayacağını düşündürtür Trabzonspor? Abdullah Hoca Basel'le oynadığı maçı sonradan bir daha seyretmiştir herhalde. Analizini yapmıştır. Defalarca. Ondan önce de Basel takımının analizini yapmıştır. Şu andaki kafasındaki kadroda maçtan sonra işte Larsen'i sağ bekten alıp sol beke koymuş. Eren'i kesmiş. Sağ beke Perez'i koymuş. İki tane stoperi burada Bartra da olabilir herhalde. Şu anda bu muhtemeller. Evet. Siopis'le Gbamin'i sanki dalga kıran gibi koymuş orada. Daha defansif top, daha bizde kalsın, kazandığı topları ilerideki çabuk Trezeguet olsun. Trezeguet burada baktığın zaman oyunun kilitlerinden bir tanesi. Çünkü deplasmanda sen öndesin. Gol yemediğin her maç, her dakika turun hakimisin. Burada da kontratağa bazen ihtiyaç olacak. Oyunun başında zaten Abdullah Hoca maçın dünkü basın toplantısında konuştuğunda maçın başında Basel'in durumuna bakacağız. Basel oyuna hakim başlayacaktır. Yani bir saldırgan başlayacaktır. Biz o dakikaları kırmamız lazım diye. Oyunu tekrar kontrolümüze almamız lazım diye. Buradaki Gbamin'le Siopis'in beraber oynaması, iki tane pas yapan, iki tane çok koşan, iki tane çok top kazanan oyuncuyla başlaması, rakibin gelen bu hücumunda dalga kıran görev yapıp kaptığı topları bir şekilde doğru ayağa oynayarak rakip takımdan defansın arkasındaki ilk maçta bunu yaptı. O pozisyonları bulmak ve sonuçlandırmak. Sonuçta Abdullah Hoca hem Basel'i izlemiş hem kendi takımını çok iyi biliyor. Analizini de çok iyi yapmış ki zaten bunda üstad. Sonuçta oyun anlayışını, kendi oyun düşüncesini sahaya yansıtabilirse daha kolay olacaktır işi.
Hocam Basel mutlaka kazanmak zorunda ve öne çıkmaları gerekiyor. Şimdi, bu anlamda Trabzonspor'un rakibi tehdit edebilmesi için en önemli oyuncuları sizce kimler olabilir? Onun dışında da söylemek istediğiniz bir şey varsa. Burada oyunculardan daha önemlisi takım dizilişindeki ve de rol alacak oyuncuların performansları önemli. Evet. Hepsinin önemli. Yani bir tane oyuncu çıkıp oyunun yani veya bir tane gol attığı zaman oyunun rengi değişecek gibi bir algılamamak evet. lazım. Burada bir kere hepimiz başlayınca göreceğiz. Büyük bir ihtimalle Trabzonspor takımı baskı yiyerek başlayacak. Yani oyunu eğer kendi kalecisinden Uğurcan'dan atıyorum sağ tarafta Lersen veya solda nasıl olacaksa yani başlatarak oyuna çıkacaksa muhakkak bir presle yiyecek. Benim en büyük tedirgin olduğum şey zaman zaman takımlar bu baskı altında inanılmaz inatla bir şekilde hala topun bende kalmasını ister düşüncesinde bir pas yapma özelliği ve pas yapma özentisi var açıkçası. Yani inşallah Trabzonspor'da bu şeyde olmaz, bu düşüncede olmaz. Çünkü geçen akşam işte gördük Liverpool Real Madrid maçında da gördük. Kalecilerin inanılmaz hataları ve bu baskı altında oynanan oyunda muhakkak bir hata yapılıyor ve gol yeniliyor. Yani Trabzonspor inşallah bu bir yanlışlığa düşmez. En büyük temennimin bu olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında bu kadar baskı yiyecekse de eğer bir takım muhakkak ki uzun toplarla rakibin de üstüne çıktığı, santrada olduğu defansına baktığı zaman da rakibin defans arkasına, boşluk kaleciyle defansın arasındaki oluşacak o havuza çabuk ve süratli oyuncuları oraya topu uzun atarak o koşu alanlarıyla beraber topla futbolcuları buluşturup ve orada mümkün olduğu kadar kendi defansında ileriye çıkarak da orada yerleşmeye çalışmak lazım. Hı hı. Benim en büyük beklentim açıkçası Trabzonspor takımının kendi sahasında yani inatla bir böyle baskı altında pas yapma isteğinin mümkün olduğu kadar daha az bir düşüncede olmasını istiyorum. Yani riskten mümkün olduğunca uzak. Şimdi özellikle çıkarken biz ne diyoruz şimdi toplarda. Hep beraber ne diyoruz? Tedbirli oyun ve oyunu mümkün olduğu kadar kendi sana kalenden tehlike olabilecek yerlerden uzak tutarak bir oyunu tolere etmeye çalışmasını söylüyoruz Trabzonspor'un ki o da aynen bizim bu düşüncelerimizi muhakkak ki Abdullah Hoca da kendi takımında, maç toplantısında ve de antrenmanlarda bunu hepsini enjekte etmiştir. Ama burada zaman zaman sahaya çıktığınız zaman futbolcular bir anda çıktığınız o maç toplantısında konuşmalar uçar gider hakemin düdüğüyle beraber. Herkes kendi, tabii ki muhakkak alınan şeyler vardır, bilinen antrenmanda yapılan planlar vardır. Onları mümkün olduğu kadar turu geçmek tedbir değil mi? Turu geçmek, tehlike yaratmamak kendi kalende değil midir? İşte bunlardan mümkün olduğu kadar Trabzonspor'un kaçınmasını temenni ediyorum. Trabzonspor'da Maxi Gomez'i santrfor pozisyonunda görüyoruz. Son haftalarda özellikle oynadığı maçlarda takım arkadaşlarına da çok sayıda pozisyon hazırladı tecrübeli oyuncu.